Buyurun. Şu an dedim, buyurun, anlatın. Buyurun. Çok güzel. Sivas Madımak davası insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. O gün 2 Temmuz 93 tarihinde 33'ü aydın yazar, çizer, sanatçı, gençlik, kadın canlarımızla birlikte 2 otel görevlisi olmak üzere toplam 35 canımız hunharca tasarlayarak, bilerek ve isteyerek yakılarak katledildi. Gerçekten de bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından son derece büyük bir ayıptır, büyük bir kara lekedir ve toplumun hafızasına derin yaralar bırakmış büyük bir katliam olduğunu ifade etmek isteriz. Katliam sonrası yapılan adli sürece bakıldığında gerçekten de başından beri adil yargılama ilkesi ihlal edilerek daha çok bu katliamı gerçekleştiren anlayış ve zihniyet katiller korunarak, kullanarak bir süreç başlatılmıştır. 2012 Mart ayında 6 firali sanık yönünden yine Ankara Ağır Ceza Mahkemesi zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar vermişti. Şu anki Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu karar için milletimize hayırlı uğurlu olsun demişti. Bu söylemle şunu anlıyoruz. Evet, katiller, katliamı gerçekleştirenler, katliamın arka perdesinde rol alanlar gerçekten de toplum önünde hiçbir zaman aklanmadı. Bugüne kadar ilerleyen süreçte korunup kullandı. 30 yıl ceza zaman aşımına tabi olduğu düşüncesi hakimdi, heyet tarafından önce belirlenmişti. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü mahkeme heyeti ihsas rey, yani diğer bir yerde reyini, oyunu belli ettirmişti. Yani orada yapılan yazışmalar sonucu bu 3 sanığın, firari 3 sanığın dava zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023 yılında dolacağı konusunda özellikle yazışmalar yapıyordu ki ve bir anlamda da esasında 2 Temmuz 2023'ten sonra biz zaman aşımı nedeniyle davayı düşüreceğiz. Kafalarını oturtmuşlardı. Esasında karar verilmişti. Başından beri yargı bağımsızlığı yoktu. Tarafsız ve bağımsız bir işleyen yargı yoktu. Adil yargılama yoktu. Ve siyasi bir yargı sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu defalarca kez anladık, hissettiler, anlattılar buna. Şu an Cumhurbaşkanı yargı sistemi denen bir sistemle karşı karşıyayız. Ve Cumhurbaşkanı yargı sistemi taraftır, bağımsız değildir. Bir siyasi anlayışın, bir ideolojinin eseridir. Dolayısıyla bu anlayışla biz bu anlayıştan adalet bekleyemeyiz. 2019 yılında aynı mahkeme tarafından zaman aşımı durduran sebeplerden biri de Ceza Muhakemesi Kanunu 247. maddesine göre kaçak sayılma kararı verilmiş. Kaçak sayılma kararı TCK 60. maddesine göre zaman aşımı durduran sebeplerdir. Mahkemenizin böyle bir kararı var dedik. Öncelikle bu düşüncedeyseniz bu kararın kaldırılması gerekir. Ama maalesef mahkeme bu kararı kaldırmadan doğrudan kararını verdi. Bu birinci husus. İkincisi, insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz dedik. Bunu neden söylüyoruz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasa'nın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler iç hukuk hükmünde saymıştır. Dolayısıyla kanunun hiyerarşisine bakacak olursak, uluslararası sözleşmeler en başta gelir, anayasa, yasalar, yönetmelikler ve en son hakimlerin vicdani kanaati düşüncesine hareketle bir karar oluşturulur. Ama maalesef mahkeme bunu da dikkate almadı. Çünkü kararları belliydi, taraflardı. Etraflı bir araştırma yapmadılar. Hakikati ortaya çıkarma adına bir çalışma yürütmediler. Doğrudan bu kararı verdiler. Yine TCK'da geçen zaman aşımına ilişkin hükme baktığımız zaman TCK 66. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında zaman aşımı süresi 30 yıldır diyor. Bakınız bu 3 sanık sadece bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından yararlanmıyor. 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından yararlanıyor. Dolayısıyla 35 çarpı 30 dediğimiz zaman aşımı süresi yasal çerçevede 1050 yıldır. 30 yılı mahsup ettiğimiz zaman
zaman aşımı süresinde olmasına daha 1020 yıl vardır. Bunları dile getirmemize rağmen mahkeme heyeti bunları da dikkate almadı. Savcı yine kendi bildiğini okudu. Eski yasa hükmüne dayanarak güncellemeden sanıkların lehine olan hükmü uygulatarak davanın zaman aşımı nedeni düşmesi yönünde bir mütalaa verdi. Biz buna rağmen süre talep ettik. Mahkeme heyeti ara kararla bizi ve diğer meslektaşlarımızın, katılan vekili sıfatıyla katılan diğer meslektaşlarımızın tüm taleplerini, süre isteme taleplerini red ederek esasa ilişkin bir karar verdi. TCK yani eski ceza yasasındaki hükümden hareketle sanıkların lehine olan hükmü esas alarak gerçekten de tarihe bir kara leke olarak geçen zaman aşımı kararını maalesef ki verdi. Yani Alevi toplumu olarak, Alevi kurumları olarak, Alevi birey olarak burada yaşayan duyarlı, demokrat bir vatandaş olarak bu kararı tanımadığımızı, bu kararın tarafsız bir karar olmadığını, siyasi erkten bağımsız verilen bir karar olmadığını ifade ederek yasal her türlü yollarımızı kullanacağız. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreç bu dosyadan önce Yargıtay'a gönderilden dolayı tekrardan kanun yolu Yargıtay'dır. Yargıtay'a göndermesi için bugün dilekçelerimizi verdik. Ben ve diğer meslektaşlarım dilekçelerimizi verdik. Gerekçeli karar tarafımıza gönderdikten sonra ayrıntılı temiz dilekçesi Yargıtay'a göndermek üzere sunacağız. Yargıtay tarafından herhangi bir onama kararı verilmesi halinde kararın kesinleşmesine itibaren bir aylık süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Ki bizim yani Türkiye'deki yargı sisteminden gerçekten de bu karardan sonra ciddi bir beklentimiz olmadığını ümitsiz bir şekilde ifade etmek isterim. Ama maalesef ki uluslararası hukukta iç hukuk ilanı tüketmeden başvuru olanağını kabul etmiyor. Dolayısıyla biz her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Anayasa Mahkemesi tarafından olumsuz bir karar çıkması halinde son süreç ise kararın kesinleşmesi itibaren 6 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava sürecini taşımayı düşünüyoruz.